seviyorum. Ne? Bakayım. Birileri adımı andı sanki. Şimdi Dayır amca, sen bana güveniyor musun? Hı? O zaman burayı bana vereceksin. Sonra? Sonra Seyre'yle Gümbürtü'yü. Tamam mıyız? Tamamdır. Ver şu elini. Seni de mahalleyi de ferah çıkartayım. Şimdi bu sokakların eli birçok hadisede böyle çok cimridir de, hı hı, insana bir isim daha verir, o konuda da eli böyle ganidir yani. Ama sen bu işi bayağı vodvile çevirdin. Yakışmıyor. Yakışır, yakışır. Bayat oğlum bunlar. Sorun mu vardı? Sorun yok Memduh Bey. Her şey yolunda. Ne işin var burada? Hem benim düzenimi boz, hem çolukla çocukla uğraş, sonra ne işin var burada? Kimsenin senin düzenini bozduğu yok. Sen hayatımızdan bir çekip gitsene lan. Ali, ne gıvgıvlanıyorsun oğlum sen, ha? Zaten istediği bu. Sakin olur musun? Sen bir bozuldun ha. Bir rengin bengin, hatta hasta falan mısın? Hayatının hatasını yapıyorsun. Yapma ya. Ya. Sen yine ne yapmaya çalışıyorsun? Vallahi bir şey yaptığımı sanmıyorum. Siz böyle şirket olmuşsunuz, kentsel dönüşüm diye benim mahalleme giriyormuşsunuz. Ben de mahallemi, sokağımı, semtimi temsilen, o 3'te 2 mi ne, bir zımbırtı varmış. Dedim el mecbur, siz de ortak olayım da yaramazlık yapmadan güzel güzel dönüştürün buraları. Yönetimde söz hakkın yok. Ticaret hukuku kitabı. 45. paragraf, 3. sütun, 4. satır. Vallahi kitap olduğunu söylüyor. Buraya çalışmamış abi. Ticaret hukukundan hoca sınıfta bırakmış ama Allah'a var. Ceza hukukunu avucunun işi gibi bilir. Ayağında taş, ağzında tat diyordun. Mahallene girdim bile diyordun. Ben senin şirketine de girerim, evine de girerim, bahçene de girerim. Ama sen benim mahalleme, sokağıma benden hariç giremezsin Ferman Koroğlu. Seni sırf bugün için hayatının sonuna kadar pişman edeceğim. Benim olanı benden alacaksan önce beni ikna edeceksin. Hayırlı olsun. Artık yeni ortağım benim. Thank you.
ortaklıkla Ferman Koruoğlu hayatımızın ortasına bomba gibi düşecekti.